Hamdi Kirişçi Karacasu'nun hemen girişinde bu güzel evde oturuyor. Evin etrafını kendi yaptığı seramik vazolarıyla süslemiş. Ayrıca Karacasu'ya özgü çok güzel bir bardak var burada. Adına gelin bardağı deniyor. Bunu da Hamdi Usta yapıyor. Şimdi onun atölyesine doğru gidelim. Orada neler yaptığını görelim. Buyurun ustacığım. Hamdi Kirişçi tam 66 yıldır kendine özgü bir tıpkı bir heykeltıraş gibi figürler yapıyor. Daha çok gelin bardağıyla adını duyurmuş Hamdi Kirişçi, değil mi amcam, Hamdi amca? Şimdi amcam, ben 1978 yılında Turizm Bakanlığı'yla tanıştım. Onun da aracı olarak burada müze müdürümüz vardı, Altan Türe isminde. Dolayısıyla bana bir iş verdi. O işi kap olarak istemişti benden. Fakat ben o vermiş olduğu resmin, yani kabın üstündeki resimleri de çift toprak kullanmak üzere çizip resmini meydana getirdikten sonra bilgi verdim olduğuna. Geldiğinde beni çok takdir etti. Sen neymişsin ustam deyip bana Ankara'daki El Sanatlar Şube Müdürü'yle tanışmama imkan verdi. Ondan sonra da yolumuz açıldı. İzmir Selçuk'ta sergi açtık. Ondan sonra Ankara'da sergi açtık. Bunun arkasından bir de beni Paris'e götürdüler. Turizm fuarını girdik. Ondan sonra da bu gelin bardağını da geliştirdim. Gelin bardağı nedir? Bu yöreye bardağı, özgü bir bardak. Amcam, özgü olarak şöyle. Bu memleketin testicilik çok evveliyatından gelme. Şimdi Hamdi amca, burada testiye daha çok bardak deniyor, değil mi? Evet. Bardak deniliyor. Dolayısıyla o tarihlerde bugünkü ihtişam yok. Yani böyle ne bileyim naylondan, efendim bakırdan, şundan bundan yapılan bir şey yok. Bu ustalar sadece şu gördüğümüzü yaparak gelin olacağı olan kızların çeyizinde gelin testi olarak görülüyor. Bunu ben testi olarak böyle gördüm. Fakat bugün benim çok evvelden, çok öteden beri yapılan bir şey yani. Yapılan bir şey ama şöyle. Şu gördüğümüz gibi çıplak. Fakat bunu ben gelin tesisi bu dedim. Yani böyle gelinini koyayım. Olcu olan çocuklar zaten gelinin arzusu, o tarihlerde savaşların çok olması nedeniyle giden gelmiyor erkeklerden. Üretim olması için, üremesi için insanların, kuma denilen ikinci, üçüncü hanımların geliyor. Gelin olanın arkasından. Kumalık var o zaman. Ha, kumalık denilen olay. Dolayısıyla ben bunu bu sefer ele alarak şu sonradan yerleştirdiğim iki ağzı kuma olarak görüyorum ben. Aslında bu buraya ekliydi ben bunu gördüğüm zaman. Fakat ben bunu anadan ilk gelinin çocukları olarak hepsini buraya bağlamış durumdayım, bakın. Dolayısıyla şimdi gelin... onlara geçmeden Hamdi amca, bunun üzerinde neler var bir bakalım. Onu tabii. Şimdi bunun üzerinde gelin hanım var. İlk olarak beyinle tanışan şu gelin hanım bir. Ondan sonra burada gelin hanım şu olmuş oluyor. Şu gelin karşılıklı simetrik oluyor bu bardak şimdi. Dolayısıyla ondan sonra beyi var burada. Şu bey. Bununla beraber bu hanım da gelecek kumaları düşünerek Allah'ım diyor, ben artık onlardan yaşlı olmuş oluyor evveli geldiği için. Bana ezdirmemek için çocukları bana ver diyor. Dua ediyor Allah'tan. Kumaların çocuğu olmasın da ben çocuklarımın sayesinde kumalardan şey görmeyeyim, kötü hareket görmeyeyim diye duası oluyor. Bu sefer bu hanımdan 6 tane çocuk oluyor, bakın. Şu hanıma bağlı hepsi de burada. Ötekilerin çocuğu yok oluyor artık.
Dolayısıyla burada hanım bu evlatları sayesinde huzur içerisinde yaşama imkanı buluyor. Burada gül koymuşsunuz. Gül koymu, artık bu şeye yaşantının iyi olduğunu timsal ediyor. Ondan sonra burada kimin yaptığını gösteren bir yazımız var. Onu da göstereyim. Şu olmuş oluyor. Karıcasu var altında. Tarihi var. Sonra gelin bardağı olduğunu gösteren yazımız var. Bunun dışında bir de şu kale oluyor artık. Bu ilkin gelen çocuklarının sayesinde garanti altında yaşıyor. Çocuklarının gölgesi altında. Şu tırnaklar çocuklarının gücü olarak görünüyor. Kale gibi. Kale gibi. Velhasını bu hale getirdim ben bunu. Hakikaten bugün benim memleketimde 40 tane ustamız var. Gördüğünüz gibi. Fakat Allah'a şükür ki bunu biz yapabildik. Bu da şimdi mesela geçenlerde bu yılın içerisinde Kültür Bakanımız geldi buraya. Ertuğrul Günay Bey. Afrodisyası gördü belki. Benim gitmem nasip olmadı işlerim dolayısıyla. Fakat verilen hediye bizden gitti yani. Gelin bardağı hediye edildi. Gelin bardağı hediye edildi. Bundan mesela 15 gün evveli bir valimiz gelecek olmuş. Memleketimiz Karacasu'ya. Gene kaymakamlıktan geldiler. Abi gelin bardağı. Bu sefer gelin bardağım yok elimde. Fakat karşı komşuyu da vermiştim isteği üzerine. O komşudan aldık. Şimdi borçluyum yani o komşuya. Onu verdik valiye. Biz yapıp komşuya aldığımızın yerini getireceğiz yani. Böyle bir yaşantı içindeyim. Çok şükür Allah'ıma. Gelin bardakları. Evet. Hem siz Aydın'ın adını bu şekilde duyuruyorsunuz. Karacasu'nun adını hem bu şekilde duyuruyorsunuz. Para da kazanıyorum tabii. Karşılığını alıyorum. Şimdi Hamdi amca sen ne zaman başladın? Kimden, neyden esinlendin? Şimdi nasıl başladın amcam, bu toprak işine? Toprak işine işte 10 yaşında işin içine girmem okul hayatımdı zaten. Fakat amcamın yanında babam çalışırdı demek lazım. Çünkü sanatkar değildi. Rahatsız dünyaya gelmiş. O bakımdan ben de babam orada olduğu için yemek götürmekte, su getirirdim onların, işçiye suyu, kaynak suyu doldurup gelirdim. Dolayısıyla bu şekilde işi başladık. Amcadan öğrendiniz yani. Amcamın ocağında öğrendim. Evet, amcadan öğrendim demek lazım. Dolayısıyla sonra amcam bizi yol verdi. Ben okuldan çıktıktan sonra çok rezil olduk. Bazı olaylar yaşadık. Sonunda kendi azmimle, aklımı kullanarak bu çeşit şeyleri ele almak suretiyle buraya gittik işte. Allah'a şükür. Aslında evet. Gördüğüm kadarıyla sen hikayeler anlatıyorsun yaptığın objeler çok, üzerinde. Çok, evet. Değil mi? Çok. Böyle atasözleri gibi, evet. Dersleri nitelikte şeyler, konulu evet. Heykeller yapıyorsun. Evet. Öyle mi Hamdi efendim, amca? Ben hayal gücüme dayanarak yapıyorum. Bununla beraber şimdi gördüğünüz gibi yabani hayvanları ele aldım. Neden? Çünkü şehirde yaşayan insan o yabani hayvanları görme imkanı bulamıyor. Hiç olmazsa benim yaptıklarımı gördüğü zaman bunu görmesi gerekir diye. Filini yaptım efendim, geyiğini yaptım. Kartallar. Kartallı yaptık. Kuşlarım var. Çeşitli
hayvan figürleri yapmak suretiyle mallarımı zengin ettim efendim. Şimdi de işte gelin bardağında o onu benzer çeşitleriyle bugün 29 parçadan meydana geliyor şu bardak. ...6 yıldır bunun çamurun içindeydi. Ama bu gece bile çalıştım ben sizin yapmış olduğunuz bardağı tamamladım burada. Eline sağlık Hamdi amca. Sağ olun. Şimdi öyle ki uykum gelmiyor zaten. Burayı asılıyor o sanat bana. O bakımdan bu sanat sayesinde yaşıyorum. Çok şükür Allah'ıma. Bu sanatı bana... mesela babamın, dedemin sanatı olmuş oluyor. Dedem de çok sanatkar adammış zamanında. Fakat babam bunu söyledi bana. Oğlum dedi, biz dedeniz gibi olamadık. Deden çok sanatkar. Ayrıca asker hocam da çavuş olarak görev yapmış. Boy poşu yerinde. Hatta ünlü olduğu köye bir fakire bir buzağı alıveriyor. Köyden alıyor büyük amcam hanımla. O fakiri verdiği buzağı 9 parça oluyor. Fakir köylü onu bakıyor, sadece yoğurt süt araya da getiriyor bu dedeme. 9 tane olduğu zaman da amca diyor, çavuş amca ben diyor bakamayacağım artık, al götür mallarını diyor. 9 tane oldu. Dedem diyor, o zaman o mallar senin oğlum diyor, ben senin diyor mal üretirsin diye vermedim. O dedim, hediye mahiyetini verdim diyor. Dolayısıyla bunu gidiyor kahve oturuyor huzur içerisinde, sevincini aktarıyor karşısındaki insanlara. Orada da bir asker çağında bir vatandaş görüyor bunu, delikanlı, duyuyor buna. Askerden dönüşünde Hüseyin amca beni de alıveriyor bir düğü diye niyetle geliyor. Karıcısı geldiği zaman çocuk evini gitmeden köyüne burada Hüseyin amca dedemi arıyor. Dedem de o tarihte ölmüş. Vatandaşın biri kahvede ilgisini çekmiş. Ya kimi baktın oğlum diyor. Ben bardakçı çavuş amcaya baktım Hüseyin amca diyor. Ona da mı bardakçı deniyor? O da o zaman bardakçı meşhur zaten. Oradan buraya geliyor bardakçı olarak. Oğlum diyor, o adam öldü diyor, sizler ölmüş. Eyvah diyor çocuk. Ben onu sığınıp geldi filan. Bu sözleri ben babamdan duydum bizzat. Dolayısıyla böyle bir dedemin torunuyum yani. Allah'a şükür. Hamdi amca şimdi evet. Bu yörede Karacasu'da en yaşlı çömlek ustası sensin. Allah'a şükür. Evet. Senden ne öğrenmek için gelenler oluyor mu? Ne öğreniyorlar senden? Yanına gelen oluyor mu? Şimdi amcam, kendim öğrendim amcam ben bunu. Kendim. Şimdi sevgi var ya, dolayısıyla ben sanatımı o köylerde babacığımla beraber yaşarken işte küp istedi ailenin biri, bizi davet etti. Yemeği yedikten sonra oturduk muhabbet içerisinde. Ama babam testi yapmasını bilmiyor. Küpünü nasıl yapacak? Bu sefer ben daha bardağı doğru düz yapmasını bilmezken babam cuma namazını gittiği zaman kendim dip kestim işte. O dibi yerleştirip üstünü dolak koyduk. O olmadı, bir daha kestik derken ben dolağı kullandığım zaman babam geldi, sevincinden ölüyor. Dolayısıyla o beni tezgah çeviriyor dedi. Altında ben küçüğüm tabii. Ben üstünde iyi kötü bir küp yaptık. O adam, aileye küp verdik yani. Demek istediğim şu. Küple başladın küple yani. Küple başladım. Amca. Alem küçük bardaktan başlar. Biz büyükten başladın sen. O şekilde sanatım içindeydim efendim. Allah'a şükür ki bugün artık ne bileyim aklımı geleni yapabilecek bir sanatkar halindeyim. Çok şükür. Aklınıza her geleni yapıyor musunuz? Sonra sipariş çok çalıştım. Benim bu sanatım sayesinde yaşadıklarımı para kazansam, zengin olsam göremezdim yani. Çok dost kazandım, para kazandım. Memleket gördüm Allah'a şükür. Hamdi amca bu... Kaç parçadan oluşur gelin bardağı? 30 parça. Anlatayım. Bir, bu ana
testi. 6 tane evlat etti 7. 2 tane kuma etti 9. 2 tane bey 11. 2 tane kimin yaptığını yazan yazı 13. 2 tane gül 15. 4 tane zincir 19. 2 tane afrodisyas 21. Ondan sonra 2 tane hanım 23. 2 tane gül etti 25. 2 tane 27 gelin bardağı. 2 tane kulp 29. Bir de ayak 30. 30 parçadan meydana geliyor. 30 parçadan meydana geliyor amca. Kimler alıyor? Şimdi halen alınıyor mu bu? Alınıyor efendim. Merak eden mesela hediye götürülüyor. Sonra gelin olan bir düğünü gideceği zaman bunu alıyor adam. Sonra dışarıdan gelen mesela böyle işte valiye verildiği gibi efendim ne bileyim. Hediye olarak veriliyor. Hediye olarak veriliyor. Kızlar çeyizlerine koyuyormuş evet, burada öyle mi? Artık o şekilde siz şimdi artık çeyiz çok diyemem yani kızlar. Ama isteyen alıp koyabilir. Bununla beraber şimdi amcam bu başka yerlerde yapılmayan bir el sanatı bu. Hatta burada bir evladımız var bizim belediyede çalışır. Amca dedi ben hatta onun da siparişi var şimdi gelin bardağı. Sen öldükten sonra bunu yapan olmayacak, Eskişehir olacak. Ben dedi ayır ve bir tane gelin bardağı. Tamam amcam dedim. Çok şükür böyle. Senden başka yapan yok mu burada? Yok efendim. Var ama bunun gibi olmuyor tabii. Mesela yapma çalışıyor. Fakat o da bu varken satılmıyor. O gelenlere anlatıyor musunuz ustacığım? Ha ben bunun hikayesini. Veriyorum. Yazısını veriyorum ben. Yazısı var. Yazısını veriyorum. Evet çoğaltıyorum. Bir tane veriyorum. Bir ufacık parça benim ustam oldu ya. Yani. Onun nasıl yapıldığını akşamları otururken onu elime alıp incelerken o parça benim sanatımın temeli oldu yani. Onun yapıldığını nasıl yapıldığını şey ettim, çözdüm. Ondan sonra biz de onun yapıldığı gibi işi başladık. Bugün heykeltıraş olmamın sebebi de öyle başladı yani Allah'a şükür. Bu atölyede ne kadar zaman geçiriyorsun? Halen çalışıyorsun çünkü. Ha, zamanın ne kadar burada geçiyor? Amcam sabahleyin geliyorum. Öğlen yemek yemeye gidiyorum sadece. Ondan sonra da bir de benim çevremde gördüğüm bütün ağaçlar benim kendime yok. Kendi elimle diktim. Onların bakımı içerisinde çalışmakla geçer bütün zamanım. Ancak bir cuma gün çıkarım, bir de pazartesi gün çıkarım. Ayrıca bir yorgun halim varsa kahveye gider iki arkadaşla muhabbet sohbet ederim. İşte böyle geçer zamanım yani. Devamlı iş içerisinde sanatım üzerinde düşünmek ağırlıklıdır yani. Ne hissediyorsun bu toprağı ellediğin zaman? Huzur buluyorum. Ne düşünüyorsun? Amcam, huzur. Bak mesela gördüğünüz gibi dolayısıyla burada bugün sizinle beraber olmam mesela bu sanatı borçluyum ben. Yoksa böyle bir sanatım olmasa sen beni selam vermezdin. Benim amcacığım vermez olur muyum? Ya Allah razı olsun da şimdi veriyorsun. O zaman vermezdin. Çok şükür Allah'ıma. Senin gibi cici bir amcaya kim selam Allah vermez? Razı. Sağ olun amcam. Karacasu'daki toprağın, çömlek toprağın özelliği nedir? Şimdi bunun özelliği amcam bir renk. Toprağın özelliği. Toprağın özelliği. Renk kırmızı olması bir. Bir de balçık olması iki. Şimdi bu özellikler bizim bir de bunun testisi çok geçerliydi evvelce. Çünkü şimdiki gibi naylon efendim bakır buzdolabı olmadığı için soğutma gücü vardır bunda. Şöyle zerrecikler vardır içinde. Onu da demir diyorlar. Ateşte o eriyor galiba. Hafif süzme yapar bu. İçerisine suyu koyduğun zaman pençeyi koyacaksın akşamdan. Sabahleyin baktığın zaman soğutur bu suya. Termos gibi. Çok güzel, çok güzel, hoş kokusu da olur. O bakımdan bu yıllar önce başlanmış bir sanat bugüne kadar geliyor. Şimdi ağırlıklı olarak tencere yapıyor arkadaşlar. Ne zamandır yapılıyor da acaba Karacasu'da biliyor musunuz? Onun tarihini bilemem çünkü şimdi yıkık şeylerden biliyorum çok eski. Fırınlar mı var? Fırınlar var. O fırınlar hani 100 yıl geçmiş ben bugün 76 yaşıyorum. Ben o eski fırını gördüğüm zaman 7 yaşındaydım yani mesela. Bunu sağlam diyemem ben. Porseleni benzemez.
Fakat su bardağı yapıldığı gibi bugün tencere de yapılıyor. Ama bunun mesela vazosunu yaptığın zaman içerisine su koymak olmaz. Şöyle, bu suyun da katıldığı zaman içerisine 2 gün kullanılır bu. Eğer üçüncüsü gün bunu susuz dışarı koyduğunuz zaman bu 2 gün içerisinde dahi suyun kirecine, tuzuna, insanlara zarar verecek olan maddeyi kendisini çeker bu toprak. Böyle şey, zerrecikleri olduğu için. Bakmışsın dışında kireci beyaz. Kireci barındırmıyor yani. Ha, barındırma. Dışı beyazlıyor mu? Dışı beyazlaşır. O zaman baktığınız zaman içinden su içmek istemezsin. Ama su kattın mı hemen değişir. O zaman rengi kırmızıya döner. O beyazlık ortadan kalkar. Demek istediğim, bunun sağlıklı bir su verir insana. O özelliği de var. Sonra bu tencere yapardık, yağ küpeci yapardık. Bunları cevap verecek bir durumu vardır yani toprağın. Başka türlü öyle hani bugün porselen gibi, seramik fabrikaların çıkardığı gibi sağlam değildir yani. Onlar da zaten kimyagerleri sayesinde öyle oluyor. Biz de kimyager hepsi kendimizde arıyoruz yani. Bir kişi kendi başına testi yapıyor. Herkes kendi başına kimya geldi. Evet, evet. Ustacığım ellerine sağlık. Şimdi çok sağ teşekkür olun. Ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Başarılar dilerim. Düdük çok eski bir oyuncak. Karacasu'da Bülent Usta çamurdan düdük yapıyor. Öyle mi ustacığım? Evet. Çok eski bir oyuncak bu değil mi? Çocukların oynadığı çok eski bir oyuncak. Evet tabii, ben bildim bile. Çocukluğumuzda babam göstermişti. O zamandan beri yapıyorum ben de. Kaç yıldır böyle çamurla uğraşıyorsunuz? 30 yıldır. 30 yıldır? Evet. Sadece düdük değil, çömlekler de yapıyorsunuz, testi de. Hepsini yapıyorum. Yani şimdi sadece düdük üzerinde çalışmaya başladım son zamanlarda. Hı hı. Neden? Bunu istek daha çok. Öyle mi? Talep mi çok? Evet. Nerelere gönderiyorsunuz? Kimler alıyor? Turistik yerler alıyor. Hı hı. Turistik el sanatları satan yerlerde satılıyor. Çok nostaljik bir oyuncak tabii. Ben bunu görünce şimdi çocukluğum geldi aklıma. Hep böyle mi yapılırdı eskiden beri? Bu şekilde mi olurdu? Şekil değiştirdi mi yoksa? Eskiden böyle değildi. Küçük bardak şeklinde düdükler olurdu. Biz zamanında geliştirdik. Kuş şeklinde. Horoz şeklinde. Bülbül gibi ses çıkardığı için bülbülü benzesin. Yani kuşu benzesin şeklinde. Öyle mi ses çıkarıyor? Ondan sonra evet, su koyunca bülbül gibi öter. Ha, içine bir de su konuluyor. Evet, tabii piştikten sonra. Çok küçük bir obje. Elinizde yaparken zorlanmıyor musunuz bunu? Şekil vermek zor oluyor mu? Benim el alışkanlığı olduğu için artık zorlanmıyorum. Hı-hı. Ama başka ustalar zorlanabilir. Şimdi fırınlanıyor bunlar. Fırınlandıktan sonra da boyanıyor. Evet, boyanıyor. Bir de boyası da satılıyor. Boya isterlerse boyalı satıyoruz. Hı-hı. Boyasızı da var yani. Evet, tabii böyle boyasız da isteyenler oluyor. Daha çok çocuklar alıyordur herhalde değil mi? Mutlaka çocuklar alıyordur. Büyükler de alıyor. Ya da genelde. Büyümeyen çocuklar. Şimdi değişik merak görüyorlar. Büyükler de alıyorlar yani, değişik bir şey diye. Ne kadar tanesi? Valla biz şimdi toptan 1 lirayı veriyoruz. Toplu olarak tabii değil mi? Toplu. Tabii turistik yerlerde, evet, turistik daha yerlerde farklıdır fiyatı. 4 lira 5 lira civarlarında satıyorlar. Elinize sağlık diyorum. Kolay gelsin. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun.